Zeyno ana, dursana bir. Elif Hanım, merhaba. Beni görmek şaşırttı mı sizi? Doğrusu evet ama... Bu mu tarzınız? Ne anlamda? Aile geleneği haline getirdiğiniz eylemlerden bahsediyorum. Baskın, tehdit, gözdağı. Bütün bunları biz mi yaptık? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz Murat Bey? Ailemi melek olduğunu iddia etmedim. Anlattıklarınızla ilgim yok. Haberim bile yok. Yok mu? Babanız hisselerime göz diktiğinde yanımda değil miydiniz? Doğru. Hisseleriniz konusunda babamla aynı fikirde olmadığımı da hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyorum ve size inanmıyorum. Söyler misiniz bana? Bu oyunda size verilen rol ne? İyi polis oynamak mı? Elif Hanım. Kemal abinin geçirdiği şu kaza Zeyno ana. Eşeleme artık komutan. Bağrımıza taş bastık bir kere. Acımız depreşmesin. Eşelemeyecek gibi değil ama Zeyno ana. Kuşkular var. Ne kuşkusu? Kaza raporu içime sinmedi. Tekrar araştırdım. Dere kenarına baktım. Yani kaza mahalline. Bir şey buldun mu? Hayır. Bulamadım. Problem de bu zaten. Bir tek fren izi bile yok. Sanki Kemal dosdoğru dereye sürmüş arabayı. Ama bu çok saçma. Bence de. Arabayı jandarma kriminal laboratuvarına gönderdim. Frenlerine bakılması için. Rapor bu sabah geldi. Sonuç? Frenler sağlam. Bu neyi gösterir? Bu benim de hoşuma gitmiyor ama... bir konuda izninizi istemek zorundayım. Ne izniymiş o? Otopsi. Savcılığa başvurup Kemal abinin mezarını açtırmak ve... cesede otopsi yaptırmak istiyorum. Olmaz öyle şey. Zeyno ana dinle. Kardeşimi elletmem. Onu rahat bırakın mezarında. Bir dakika, bir dakika. Siz cinayet mi demek istiyorsunuz? Evet. Bana göre kocanız bir cinayete kurban gitti. Kaza süsü verilmiş bir cinayet. Zeyno ana. Zeyno ana. Burada mıydın? Havada serinlemiş. Köpekler bu gece huysuz. Köpekler kan kokusu aldı. Zeyno ana. Çok kan akacak. Hadi gel içeri girelim biz. Çok kan akacak. Çok. Kim yapmış olabilir? Niye? Hala anlamadın mı niyetini? Leş o iti. Başka kim olacak? Ben de onu öldüreceğim. Saçmalama, hapse girersin. Karışma, sen anlamazsın. Hapisse hapis. Öldürülen benim babam. Senin değil. O mendeburun soyu kurumadıkça bize rahat yok. Yapma Zeyno ana. Bak biliyorum, teselli etmeyeceğim. Teselli etmeye çalışmak aptalca olur. Ama gördün işte, Ali Süleyman kararlı. Aklına koymuş bir kere, katil her kimse mutlaka... Katil bellidir. Vidal. Buyur Zeyno ana. Cemo'dan haber var mı? Fabrikada, geç gelecek. Maho. Gel benimle. Abine bir şey söylediniz mi? Hayır. Mahom benim. Kemal Emin oğlu. Cemo agam erişkindir. Reşo'yu öldürmek bana düşer. Değil mi Zeyno ana? Şşşt! Ben bunları duymadan... aklına getirme böyle şeyler.
Anneciğim. Sen daha çok küçüksün. Büyüyeceksin. Okuyacaksın. Baba olacaksın. Oh, baba. Bakışlarını gördün mü Zeyno Ana'nın? Ya delirmiş gibi bakıyor. Bakmaya korkuyorum anne. Sen de bakma o zaman. Nereye? Kalip arıyor şu. Bir şeyler yap Elif abla. Abimi arayayım. Sakın. Ama onu karıştırma. O gelirse her katliam çıkar. Bu gidişi sevmedim Elif Hanım. Allah muhafaza, sonu fena. İdan sen kal, yürü Mehmet. Hay Zeyno'suna da Zeyna'sına da eceline susamış deli karı. Emrin nedir ağam? Kimse bir saçmalık Reşo! Yapmaya kalkmasın. Reşo! Allah'ın belası Reşo! Korktun mu Reşo, korktun mu? Adamlar tetikte dursun. Ne diye bağırıymış anlayalım. Ne cehennemdesen çıksana ortaya! Sen adamları topla hadi Reşo! Aşağı. Neresi? Burası. Burası. Ne istiyorsan akşam bir vakti Zeyno kadın. Aklını mı kaçırmışsın sen? Zeyno ana! Ne işin var burada? Geri dön! Yapma. Yapma Zeyno ana. Bırak o silahı hadi. Vay vay vay. Bakın kimler gelmiş. Kardeşimin hesabını sormaya geldim Reşo. Döktüğün kanın hesabını vereceksin. Kimin? Kemal'ın kanı mı? Bilmezden gelme. Kazadan bahsediyor. Kazalar da mı benden sorulmaya başlandı? Zaten bütün mesele de bu Reşo. Jandarma söyledi. Kemal'in ölümü kazadan değil. Ya. Efer benim.